Ücretlerimizden biliyorsunuz gelir vergisi kesiliyor. Ancak enflasyon oranında, artan hayat pahalılığı oranında vergi dilimleri bir türlü güncellenmediği için fahiş oranlarda vergi ödüyoruz. Sadece bizim sorunumuz değil bu tabii. Sadece hekimlerin, doktorların, hemşerilerin sorunu değil. Bütün ücretiyle geçinen, emeğiyle geçinen insanların bir sorunu bu. Hem ücretlerden kesilen bu vergi dilimi, yüksek vergi dilimi, yüksek vergi rakamları, hem dolaylı vergilerden alınan vergiler, hiç gelir durumuna bakmadan KDV aracılığıyla, ÖTV aracılığıyla alınan vergiler üzerimizde giderek büyük bir yük haline gelmiş durumda. Vergi dilimleri aslında enflasyon oranında arttırılması gereken şeyken, enflasyonun çok gerisinde kalan rakamlar nedeniyle daha ikinci, üçüncü aydan başlayarak maaşlarımızın üçte biri oranında vergi kesilmeye başlanıyor ve yıl sonunda enflasyon da göz önünde bulundurulduğu zaman yıl başında memur maaş zammıyla aldığımız zamlar kuş olup adeta uçuyor. Bir süredir vergide bu adaletsiz sistemin düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu dilimleri güncelleyin. Bu kadar gelir vergisi kimden alıyorsunuz bizden başka? Biliyorsunuz sürekli bir vergi afları yapılıyor ülkemizde. Ama bizim gibi ücretiyle, emeğiyle geçinen kamu çalışanlarından, kamu emekçilerinden, hekimlerden, hemşirelerden direkt Bodro'dan peşin olarak bu ücret kesiliyor. Yani vergi kaçırma, vergi affı diye bir şey zaten söz konusu değil. Biz bu adaletsizliğe dikkat çekmek, vergi dilimlerinin güncellenmesi veya %35'lere varan oranlar değil, %15'le sabitlenip bunun tüm yıla yayılmasını istiyoruz. Bu talebimizle eylemler başlatıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği çalışanları olarak her çarşamba günü bu konuya dikkat çekmek için bir takım etkinlikler yapacağız. Aile hekimliği çalışanları vergi adaleti için süresiz çarşamba eylemlerine başlıyor. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan binlerce sağlık emekçisi 15 Mart 2024 tarihinde alınacak Şubat maaşlarında yıl sonuna dek giderek artacak vergi kesintilerine karşı karşıya kalacak ve her malın hizmetin giderek artacağı bir dönemde yüksek vergi kesintileri devam ederse ASM emekçileri ekonomik kayıpları daha da artacaktır. Kamuda ihale alan müteahhitlerden siyanür faciasına neden olan maden şirketlerinden alınmayan vergi aile hekimi emekçilerinden alınıyor. Sermayeye değil emekçiye bütçe. Tüm aile sağlığı merkezlerinde vergi indirimi yapılana dek her çarşamba süresiz eylemdeyiz. Aile sağlığı çalışanları vergide adalet istiyor. Sloganı yazılı pankart ya da dövizleriyle her çarşamba günü yurt çapında hizmet veren tüm aile sağlığı merkezlerinde taleplerimizi karşılık bulana dek süresiz eylemde olacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız.